Merhaba dostlarım, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Demir. Babil'in çöpü, Kara Üddam, Demir. Son olayların üzerinden neredeyse 2 sene geçti. Artık ailemin yanına dönemeyeceğim ve diğer dergahlar tarafından da hoş karşılanmadığım için vaktimin çoğunu seyahat ederek geçiriyorum. Önüme çıkan kasabalara, köylere kısa süreliğine yerleşip görevimi yerine getiriyorum ve işim bittiğinde tekrar yola çıkıyorum. Neden bir yere temelli yerleşmediğimi soracak olursanız, insanlar beni günah keçisi ilan ettiği için de o yüzden. Bugün sizlere görevim ve insanların neden beni günah keçisi ilan edip dışladıklarını anlatacağım. Henüz seyahat etmeyi yeni yeni alıştığım zamanlardı. Yanımda hizmetli ifritim bedelden başka kimse kalmamıştı. İçimde taşıdığım Babil'in çöpünün yan etkisi beni yakıp kavurmasıydı. En soğuk kış gününde bile Ağustos güneşinin altında kalmışım gibi hissederdim. Bu yüzden genelde soğuğu takip eder, o an en soğuk bölge neresiyse oraya yerleşirdim. Bu seferki hedefim Erzurum'du. Kar yağıp da yollar kapanmadan oraya varmak için acele etmiştim. Hem kar yolları kapadığında neler yaptığımı takip etmeye çalışan diğer üddamların peşime düşmesi daha da zor olacaktı. Babil'in çöpünün karanlığını yaymam gerekiyordu. Şayet yapamazsam onu zapt edemezdim. Dışarı taşıp insanları bir hastalık gibi yayılmasına sebep olurdum. Yani pek çok insanı korumak için birkaç kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmalıydım. Bu da hiç zor değildi. Erzurum'un en ücra köylerinden birine yerleştiğimde insanlar kendinden beni bulmaya başlamışlardı. Köylere hoca olduğumu söylediğimde mutlulukla beni aralarına alıp hemen yerleşmem için boş bir ev ayarladılar. Ufak tefek eşyaları, yakacak odun, giysi, erzak. Hepsi canla başla bana yardımcı olmuştu. Tabii ben de bunca iyiliğe karşılık onlara yardımcı olmazsam nankörlük etmiş olurdum. İnsanlar ben köye yerleşir yerleşmez yavaş yavaş ziyaretime gelmeye başlamıştı. Henüz kar yağmaya başlamamıştı ama şimdiden kuru bir soğuk köyü basmıştı. Gelenler çoğunlukla hastalığına şifa arayanlar, çocuğu olmayanlar ya da sevdiğine kavuşamayanlar gibi ufak, masum dertler için geliyorlardı. Ama bunların hiçbiri içimde taşıdığım Babil'in çöpünü beslemeye yetmiyordu. O aç kaldıkça beni hasta ediyor, bedenimden taşıp kaçıp gitmek istiyordu. İnsanlara bulaşmak için çabalıyordu. Bu yüzden bana içindeki karanlığı bastırmış, gizlemiş biri gerekliydi. Yeni evin oturma odasındaki hediye edilmiş eski sedirde otururken "Bedel, burada mısın?" diye seslendim. Bana kendini göstermemişti. Ama odanın pencere kapalı olduğu halde esen uğursuz rüzgardan benimle oynadığını anlamıştım. "Git bu köyün en çaresiz ve nefret dolu insanını bul. Bana gelmesi için manipüle et," dedim. Bedel yine bir cevap vermeden kapalı pencereyi açacak kadar sert bir rüzgar içinde çıkıp gitti. Bana hizmet etmekten nefret ettiğini biliyordum. Ama mecburdu. Bu yüzden isteklerimi yerine getirir ancak benimle muhatap olmak için elinden geleni yapardı. Bedelin bu hali bana kendimi hatırlatıyordu. İsteksiz ama mecbur. Bedele verdiğim evin üzerinden birkaç gün geçmişti ki kapımı genç bir kız çaldı. Son derece korkunç ve çekingen görünen genç kızı içeri zar zor alabilmiştim. Adın Hazan olduğunu öğrendiğim kız yüzünü yeminisiyle sıkı sıkı kapatıyor, gözlerinden başka bir yerinin görmesine izin vermiyordu. "Benden çekinmene gerek yok. Sana doğrudan bir kötülüğüm dokunmaz. Sorunun neyse söyle. Elimden gelirse sana yardım ederim," dedim. Hazan tedirgin bir şekilde sağa sola bakınarak oturma odasına geçti. Ben eski sedirime otururken oysa kapının kenarına saklanır gibi diz çöktüm. Yapabilse görünmez olacak gibi bir hali vardı. Sessizce öylece duruyor, ağzından tek bir kelime dahi çıkmıyordu. İlk önce sesli bir şekilde boğazımı temizleyerek konuşmasını bekledim. Baktım olmuyor. En sonunda dayanamayarak "Seni dinliyorum," dedim. Sanki kötü bir şey söylemişim gibi Hazan yerinden zıplayıp tedirgin oldu. Korkuyla sağa sola bakıp "Ben gitsem iyi olacak," diye ayağa kalktığında "Gidersen şansını kaybedersin. Dileğin için ilk ve son şansın bu," dedim. Sözlerim üzerine donup kalmıştı. Yüzü kapıya dönük, arkasına dönüp bana bakmadan "Ben muhtarın kumasının kızıyım.
Babam öldüğünde muhtar annemi karısının üzerine aldı. Ben başka adamlar olduğum için beni dışlıyorlar. Evde yanaşma gibiyim. Gerçi annem de öyle. Muhtar, karısının oğlu olmuyor diye aldı annemi. Belki annemden oğlu olur diye. Ama annem de pek çok düşükten sonra sadece kız kardeşim doğurdu. Eğer annem erkek doğurmazsa muhtar bizi evden kovacak. O zaman nereye gideriz hiç bilmiyorum dedi. Yüzünü görmesem de ince bir ağlama sesinin geldiğini çok net duyabiliyordum. Hazan, sanırım annesinin muhtardan bir oğlu olursa o evi sağabileceklerini düşünüyordum. Dileğinin bu olduğuna emin misin? Annenin bir oğlu olsa bile muhtar seni yine de kabullenmeyecek dedim. Hazan yavaşça arkasını dönüp bana yaklaştı. Yeminisiyle kapattığı yüzünü açınca şok oldum. Hazan'ın sağ şakalından çenesine kadar derin bir yanık izi vardı. Hazan, beni kabul etmeyeceğini biliyorum. Ama en azından bana işkence etmeyi bırakır. Annemi severse belki de beni rahat bırakır dedi. Beni ilgilendirmezdi ama sormadan edemedim. Yüzünü o adam mı yaktı diye sordum. Hazan gözlerini yere eğerek mırıldanır gibi evet dedi. Bedel bana doğru kişi getirdiğine emin miydi? Bu hikayede kötü kişi muhtardı. Bu zavallı kızın neresi intikam ateşiyle yanıyordu ki? Tek istediği rahat bırakılmaktı. Pekala, nasıl istiyorsan öyle olsun. Ancak bu işler bedava olmaz dedim. Hazan şok olmuş bir şekilde gözlerini koca koca açıp bana baktı. Ama benim hiç param yok dedi. Onu baştan aşağı süzerek para istediğimi kim söyledi dedim. Kız bu sefer daha çok şok olmuş. Hatta dehşete kapılmıştı. Kafasından neler geçiyordu bilmiyorum ama yanlış düşüncelere kapılmaması için cinlere adak sunmalısın. Kan lazım dedim. Bunu duyunca Hazan biraz rahatlamış gibi olmuştu ama bu sefer de tedirginlikle kimin kanı diye sordu. Duygudan duyguya geçmesi kendimi tutamayarak gülmeme sebep olmuştu. Sırıtışımı bastırmaya çalışarak kendi kanın. Kanını akıtmalısın ama bol miktarda dedim. Hazan iyice rahatlamış görünerek ölmeyeceğim kadar hepsini al. Önemli değil dedi. Ben almayacağım. Sen getireceksin. Hatta hazır buradayken kanı bırak ki bir an önce büyüye başlayabileyim dedim. İsteği için ne kadar ileri gideceğini merak ediyordum. Hazan sağa sola bakıp kenardaki eski toprak testiyi göstererek onu kullanabilir miyim dedi. Ben de başıma hapça olur mu anasını sağladım. Kız eski testiyi alıp yanıma geldi. Aniden dişlerini bileğine öyle şiddetli geçirdi ki ben tepki dahi veremeden bileğinde derin bir ısırık bırakarak fışkıran kanı testiye doldurmaya başladı. Bunca zaman pek çok şey görmüştüm. Artık kolay kolay şaşıramam derken bu genç kız uzun zamandan sonra ilk kez beni şaşırtmıştı. Kan testiye akarken derin derin nefesler alıyor, boncuk boncuk terler akıtıyordu. Ne kadar dayanabileceğini merak ediyordum. Ama ölmesini göze alamazdım. Kalkıp dolaptan eski bir çarşafın kenarını yırtıp ona verdim. Al, bileğini sar. Bu kadarı kafi. Bana annenin saçını, muhtarın da sakalını getir. Gerisini ben halledeceğim diyerek onu gönderdim. Kan dolu testiyi yerinden kaldırıp inceledim. Aslında gerekenden bile fazla bırakmıştı. Cinler ve ifritler bu ziyafetten çok memnun kalacaktı. Ben testiyi incelerken arkamda beliren bedel iştahlı bir şekilde tadına bakabilir miyim dedi. Büyü yaparken sunacağım zaten. Sabırlı ol dedim. Testinin ağzını sıkıca kapatıp bozmaması için soğuk bahçenin kuytu kar tutmuş bir kenarına bıraktım. İçeri girerken köylerin bahçemi bıraktığı odunları gördüm. Ama içim zaten yanıyordu. Değil soba yakmak, karın içinde uysam ateşim sönmezdi. Bir an önce güçlü bir büyü yapmalı ve içimde biriken karanlığı salmalıydım. Yoksa tehlikede olan sadece ben olmayacaktım. Gece yarısı olduğunda yatmaya hazırlanırken kapımın hapça tıkladığını duydum. Kapıyı açıp baktığımda kapımda Hazan'ın sabah gelirken taktığı yemeniyi buldum. İçinde bağlanmış bir tutam kadın saçı ve erkek sakalı vardı. Bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Ama anlaşılan kızın acelesi vardı. Aslında yorgundum. Yatmam gerekiyordu ama zaman büyü yapmak için son derece uygundu. İçimi yakan ağırlığı biraz olsun hafifletince uzun zamandır uyuyamadım. Rahat uykuyu uyuyabileceğim umudu ile büyüyü bir an önce yapmaya karar verdim. Bahçeye çıktığımda dışarıda tek bir insan kulu yoktu. Hava öyle soğuk olmalıydı ki
köpek dahi olmuyordum. Ama ne yazık ki ben bu soğuğu hissedemiyordum. Karın yağmayı durdurması iyi olmuştu. Bir süre konaklayacağım evi batırmak istemiyordum. Köylerden birini istemediğim halde yardıma karşılık getirdiği keçiyi eski ardan çıkardım. Üşümemesi için elimden geleni yapmıştım. Ama zavallı hayvan yine titriyordu. Havaya rağmen yine de etrafa bakınıp kimsenin olmadığından emin olup zavallı keçiyi kestim. Ne yazık ki başı ve dört bacağı da bana lazımdı. Geri kalanını kendim için saklayacaktım. Telef olması çok yazık olurdu. İlk önce yer açmak için bahçemdeki betona yağan karı iyice köredim. Fırçam olmadığı için bir araya getirip çalı çırpı ile hazanın kanı ile yere büyükçe bir pentagram çizdim. Kalan kanı ise bir kase ile adak olarak pentagramı tam ortasına koydum. Keçinin başına ve bacaklarını ise yıldızın beş köşesine yerleştirdim. Bu havada mumlar yeterli gelmeyeceği için küçük küçük kaselere mazot dökerek tutuşturdum ve yine yıldızın beş köşesine yerleştirdim. Ben kafamın içinde dolanmaya başlayan Babil'in çöpünden gelen büyünün sözlerini söylemeye başladığım anda ilk önce Bedel Kase'ye koştum. Onu diğer anlaşmalı olduğum cinler ve ifritler takip ettim. Hepsi kendini kaybetmiş bir şekilde ziyafet çekiyordu. Kan bittiğinde bu sefer sıra zavallı keçinin başına ve bacaklarına gelmişti. İşleri bittiğinde cebimden saçı ve sakalı çıkardım. Son kalan boş bir kaseye atıp ateşe verdim. Havaya saçılan o rahatsız edici kokuyu işlerini çeken habis varlıklar onlara verilen emri uygulamak için geceye karışırken ben bedenimde yayılarak avuçlarımın havaya karışan Babil'in çöpünün bir dumanını andıran karanlığını izliyordum. Derin bir nefes çekip soğuk havada ağzımdan çıkan sıcak buhar eşliğinde dışarı verdim. Sonunda hafif hafif de olsa soğuğu hissetmeye başlamıştım. Tüylerim diken diken olması, soğuktan ürpermek, içimi tatlı bir mutlulukla kaplamıştı. Saçın ve sakalın yandığı kaseye son bir karışım ekleyip sıvı hale gelmesini sağladım ve onu küçük bir şeye doldurup cebime koydum. Gidip doğruca yatağa girdim. Soba falan yakmadım. Üşüyerek uyumanın keyfini çıkardım. Çünkü uzun sürmeyeceğini biliyordum. Hazana şey verip adamı içirmesini söyledim. Gerisi annesi ve adamın beraber olmasına kalacaktı. Aradan aylar geçiyordu. Hazan annesi hamile kalmış. Muhtarsa erkek çocuk beklentisine girmişti. Arada sırada gerekli bitki ve malzemeleri toplamak için orman yoluna giderken Hazan'a denk geliyordum. Ya odun kesiyordu, ya yemeklik yabani sebze topluyordu, ya da çamaşır yıkamak için dere kenarına iniyordu. Annesi hamile kaldığı için Hazan artık daha mutlu olacağını ummuştum. Ama onu her görüşümde daha bitkin, daha zayıflamış ve daha çökmüş görüyordum. Aslında beni ilgilendirmezdi. Ama insan olmanın fıtratında vardı sanırım merak. Ben de bu merağa engel olamıyordum. Yine bir gün gerekli bitkileri toplamaya çıktığımda yemeklik, yabani mantar toplayan Hazan'a denk geldim. Etrafa bakıp kimsenin olmadığını kontrol ettikten sonra onun yanına yaklaşıp kolay gelsin dedim. Hazan beni görünce hemen mahcup bir şekilde önüne baktı ve teşekkür ederim hoca dedi. Onu anlıyordum. Bekar bir kız, köy yerine bir erkekle konuşması hoş karşılanmazdı. Duydum ki annen hamileymiş. Dileğin yerine geldi. Herhalde üvey baban artık sana eskisi kadar eziyet etmiyordur dedim. Hazan bir süre sesçi önüne bakarak ağzından zorla çıkan bir sesle yakında beni evlendirecek diye fısıldadı. Öyle mi? Hayırlı olsun. Kendi yuvan olacağı için eminim mutlusundur dedim. Ama Hazan ağlamaya başlamıştı. Bu sohbetin böyle bir hal alacağını hiç düşünmemiştim. Ne diyeceğimi bilememiş ve oradan sesçi ayrılmıştım. Arkamı dönüp giderken kendi kendime beni ilgilendirmez diye tekrarlıyordum. Benim derdim bana yeterdi. Patikadan dönecekken hala ağlayan Hazan'a son bir kez baktım. Beden onun başına üşüşmüş, keyifle kokusun içine çekiyordu. Rahatsız olarak sinirle Bedel'i yanıma çağırdım. Kızın adağını zaten yedin. Daha derdin ne? İnsanın etrafında bir daha dolaştığını görmeyeceğim. Yoksa seni kırbaçlarım dedim. Ama Bedel tüyetten sinirlenmiş görünerek homurdandı. Kız ölüm kokuyor. Beni çekmesi normal. Yaratılışıma karışmak sana kalmamış dedi ve kayboldu. Bedel'in sözleri canımı sıkmıştı. Bir insanın ölüm kokması acı ve nefret dolu bir ölümün yakın olduğu anlamına gelirdi. Şu anda sadece Bedel'i cezbecek kadar hafif bir koku yayıyor olmalıydı. Ama ölüm yaklaştıkça
koku daha baskın bir hale gelecek ve pek çok menfur varlığı kendine çekecekti. Eve döndüğümde günümü topladığım bitkileri kaynatarak geçirdim. Çok sık bulamadığım bazı otlar bu bölgede yetişiyordu. Stoklamak benim için yararlı olacaktı. Kazan kazan kaynatıp konsantre hale getirdiğim esansı küçük şişelere doldurdum. Uzun süre ölmez otu eksikliği çekmeyecektim. İşim bittiğinde bedeli çağırdım. Onu sık sık çağırdığım için o kadar sinirleniyordu ki. Elinden gelse beni anında paramparça edeceğini çok iyi biliyordum. Esanslar hazır, zehirli diye emir verdim. Kara büyü için lekelenmeliydi karışımlar. Beden memnuniyetsiz bir şekilde işini yaparken yarım ağızla kimmiş diye sordum. Bedenle sordum, hemen anladı ve arsız bir şekilde sırıtarak o insan kızın koca adayımı, ağanın abisi. Karısı yakın zamanlarda ölmüş. Kadın alkol aldığı bir gün o kadar çok dövmüş ki. Kadın günler sonra iç kanamadan ölmüş. Üzeri örtüldüğü için ceza bile almamış. Şimdi yeni kurbanı o insan kız gibi görünüyor. Bir de bizlere hapis dersiniz diyerek pis pis kahkaha attı. Hiçbir cevap vermedim. Bedense sessizliğini bozarak ne yapacaksın diye sordu. Ben de soğuk bir şekilde beni ilgilendirmez. Şayet yardım isterse karşılığını vererek yardımını alır dedim. Beden umursamaz görmeye çalıştım ama içten içe meraktan öldüğümü anlamış gibi. İstersen onu biraz cesaretlendirebilirim. Sadece küçük bir fısıltı yeter dedi. Zorlukla yutkundum. Dayanamayarak tamam git kulağına fısıldı. Bakalım ne olacak dedim. Bedenin attığı rahatsız edici kahkaha boş odada yankılanmıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar kaybolup gitmişti. Bense o kıza sinirlenmeden edemiyordum. Bu kadar acı çekerken zavallı bir şekilde inatla neden bunlara hala katlanıyordum? Neden gelip benden ufak bir karşılıkla onları ezip geçmemi istemiyordum? Benim işim buydu. İnsanların içindeki karanlığı açığa çıkarmak. Neden inatla direniyordu ki? Acı çekmek, dışlanmak, hor görülmek bu kadar mı çok hoşuna gidiyordu? İster istemez geçmişim aklıma gelmişti. Hamza pisliğini beni içine çekip mahkum etti bu lanet hayat. Fark etmeden elindeki esans şişesini o kadar çok sıkmıştım ki paramparça olup etime batmış, kanımı akıtmıştı. Akan kanımı gördüğümde annem aklıma geldi. Sesi kulaklarımda yankılandı. Oğlum, annem, ne yaptın sen? Gel hemen saralım elini, mikrop kapmasın. Daha fazla kendimi tutamayarak dizlerim üzerine çöktüm. Uzun zamandır o kadar yalnız hissediyordum ki. Bu lanetli hayat daha ne kadar sürecekti? Bu görev ne zaman bitecekti? Ben ölünce mi? Kendimi yorgun hissediyordum. Keyfim kaçmıştı. Bu yüzden erkenden yatağıma girip gözlerimi kapattım. Beni bu acıdan uzak tutabilecek tek şey okuydu. Aslında basit bir büyüyle ruhumu kilitleyip duygularımı bastırabilirdim. Ama o zaman annemle babama olan sevgim kaybolur giderdi. Bunu istemiyordum. Acı da olsa onların özlemi hala insan olduğumu bana hatırlatan yegane şeydi. Önce uluyan köpekler uykumda beni rahatsız etti. Ardından da hafif hafif gelen bir tıklama sesiyle gözlerimi açtım. Karanlığın içinde yerimden doğrulup sesin ne olduğundan emin olmak için kulak kabarttığımda kapının tıklatıldığına emin oldum. Hemen yerimden fırlayıp dış kapıyı açmadan kim o diye seslendim. Ama anlaşılmaz hafif inisi dışında bir cevap gelmedi. Bedele seslenip diğer üttamlar beni buldu mu diye sordum. Ancak bedel hayır, insan kız diye cevap verdim. Şaşkınlıkla hemen kapıyı açıp etrafa bakındığımda kapının kenarına çökmüş yarı baygın Hazan'ı gördüm. Hemen onu kucaklayıp içeri aldım. O kadar hafifti ki zayıflıktan sanki genç bir kız değil de küçük bir çocuk kadardı. Getirip odadaki eski sedirin üzerine bıraktım. Odada yanan lambanın ışığını biraz daha açtığımda gözlerimi inanamadım. Hazan çürükler ve kan içindeydi. Çok ciddi dayak yediği her halinden belliydi. Beda kulağımın dibine sülüp at dışarı gitsin. Ölmek üzere zaten. Başına bela alırsın dedi. Sözlerine sinirlenmiştim. Ne olursa olsun ben bir insandım. Diğer insanların meselelerinden uzak durmam gerekse de ben bir katil değildim. Genç bir kızı bu karda kışta bu halde sokağa atıp ölmesine göz yumamazdım. Seni ilgilendirmeyen meselelere burnu sokma. Kaybol dedim bedene. Yeterince şifalı bitkimin olması büyük şanstı. Her geçtiğim bölgeden bolca bitki toplama alışkanlığım her zaman işime yarardı. Etkili bir merhem hazırlayıp Hazan'ın yaralarını uyguladım. Bu merhem kısa zamanda onu iyileştirecek, ateşini de düşürecekti.
Ertesi sabah Hazan sonunda uyandığında şaşkınca etrafına baktın. Onu evime almış olmama oldukça şaşırmış görünüyordu. Sardım yaralarını kontrol ederken sana ne oldu diye sordum. Eskiden acılı ve üzgün bakan gözleri artık durgun ve donuk bakıyordu. Bitkin bir şekilde üvey babama abisiyle evlenmek istemediğimi söyleme cesaretinde bulundum. Beni öldürene kadar dövüp sokağa attı. Eğer paşa paşa evlenmeyi kabul etmezsem bir daha dönmememi söyledi. Gidecek bir yer bulamadım. Aklım buradan başka bir yer gelmedi. Kapıyı açacağını bile düşünmemiştim dedi. Peki annen, o üvey babana engel olmadı mı diye sordum da. Sadece başını olumsuz bir şekilde sallayarak. Annemin yapabileceği bir şey yok. Doğacak çocuk, kız mı, erkek mi belli değil. Erkek de olsa bile ağanın esas karısı onu sahiplenir. Annem öyle ya da böyle o evde bir sığıntı dedi. Yani dileğin bir işe yaramadı öyle mi diye sordum. Başını evet manasında salladı. Belki de başka bir şey dilemelisin dediğimde ise hiç cevap vermedi. Hazan sessiz bir şekilde eski sedede uzanırken aklıma üşüyebileceği geldi. Babil çöpünün ateşi yine yavaş yavaş içimi yakmaya başladığı için soğuğu yine pek fazla hissedememeye başlamıştım. Kış geride kalmıştı. Neredeyse yaza girecektik. Ama Erzurum'un soğuğu onun gibi sıradan cılız bir kız için ölümcül olabilirdi. Bahçede uzun zamandır bekleyen odun istiflerinden bolca sobaya doldurup sobayı yaktım. Pek yemek yiyen biri değildim. Köylüler bir şeyler getirdikçe ölmeyecek kadar yardım o kadar. Onun dışında zaten Babil'in çöpe ölmeme izin vermeyeceği için yemek yemesem hatta uyumasam daha iyi olurdu. Bahçeye çıkıp etrafa bakındım. Yan komşunun küçük oğlu bahçelerinde tavukları yemliyordu. Onu yanıma çağırıp tavuklarından birini istediğimi söyledim. Lafımı ikiletmeden en besli tavuklarından birini hemen tutup bana verdi. Geçtiğimiz kış küçük çocuk çok hastalanmıştı ve ona oldukça etkili ilaçlar vermiştim. Sanırım bana hala minnettardı. Tavuğu bahçemde kestim. Ama nasıl temizlemem gerektiği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Hazan yataktan kalkmış, evin kapısına çıkmış beni izliyordu. Sanırım tavukla cebelleştiğimi görünce beceremeyeceğimi anladı. Gelip tavuğu elimden alıp yolmaya başladı. Henüz toparlanmadım. Ateşin hala düşmedi dediğimde ise aç bir şekilde toparlanamam. Hemen hallederim. Benim için zaten yeterince şey yaptın. Bırak, bu kadarını yapayım dedi ve beni içeri yolladı. Dediği gibi kısa zamanda karnımızı doyurmuştu ama bu bile onu fazlasıyla yormaya yetmişti. Eski sedire uzanmış, soluk soluğa uykuya dalmıştım. Bu şekilde birkaç gün daha geçti. Hazan iyiden iyiye toparlanmıştı ama onu arayıp soran hiç kimse yoktu. Burası çok küçük bir köydü. İlla ki onun birine kaldığını biliyorlardı. Neden kimse gelip onu sormamıştı? Hazan'la geçirdiğimiz son akşam ona ne yapmayı planladığını sordum. Evine geri mi döneceksin? O adamla evlenmeyi kabul mü edeceksin dedim. Hazan uzun zamandır donuk bakan gözlerini gözlerime dikip ruhsuz bir sesle yeni bir dileğim var. Ama senin gerçekleştirebileceğin bir dilek değil. Yeni dileğin peşine düşeceğim dedi. Ne demek istediğini anlamamıştım. Üstelememiştim de. Anlatmak istese kendi zaten anlatırdı. Ona isterse benimle kalmaya devam edebileceğini söylemek istemiştim. Ama kelimeler ağzımdan çıkmadan böyle bir lüksüm olmadığı aklıma geldi. O gece hayatımda ilk kez bir kadınla, yani Hazan'la yakınlaştık. Ertesi sabah uyandığımdaysa o çoktan gitmişti. Haber bile vermemişti. Kapıyı açmış, boşluk içinde bahçeyi izlerken bedel kulağımı fısıldayarak "İnsan kız, bir kitabını çalmış" dedi. Gözlerimi yorgunlukla yumup "Hangisini?" diye sordum. "Ölüm büyüsüyle uğraşan habis hocadan aldın" dedi. "Anladım" diye cevap verdim sadece. Başka ne diyebilirdim ki? Yoluma çıkan habis hocalarla bana bulaşmadıkları sürece uğraşmazdım. Ama işlerinden yoluma çıkan olursa bertaraf ederdim. Ölüm büyülerine uzmanlaşan habis bir hoca benden yararlanmaya kalktığında onu buna pişman etmiş ve kitaplarına el koymuştum. Büyü kitabına ihtiyacım yoktu. Çünkü büyü kitabının kendisi zaten bendim. Ama başkalarının eline geçmemesi için onları yanına muhafaza ederdim. Hazan son derece tehlikeli bir kara büyü kitabını benden çalmıştı. Bana yaklaşmasının asıl sebebi en baştan beri belki de buydu. Hata ettim. İnsanların içine karışmamalıydım dedim kendi kendime. Kitabı Hazan'la bırakmaya karar verdim. Madem böyle bir yola girecek cesareti vardı. Olacaklar da onun sorumluluğundaydı.
Yaz mevsimi yaklaştıkça buradaki varlığımı sonlandırmanın vaktinin geldiğini karar vermiştim. Yavaş yavaş toparlanmaya, gideceğim, yeni yeri düşünmeye başladım. Belki de Ağrı ya da Van tarafına gitmeliydim. Ben hazırlıklarımı yaparken Hazan'ın annesinin gebeliği iyice ilerlemiş. Hazan'sa o adamla evlenmişti. O geceden beri Hazan'ı bir daha ne görmüştüm ne de duymuştum. Büyük kitabıyla ne yaptığıyla ilgili ise hiçbir fikrim yoktu. Hiçbir kara büyü hissetmiyordum. Belki de denemeye korkmuş ya da deneyip başarısız olmuştu. Kim bilir. Son kez bu köyde uyumak için yatağıma girip gözlerimi kapatmıştım ki ani bir huzursuzlukla tekrar açtım. İçime bir sıkıntı girmişti. Kara büyünün havaya yayılan o küflü kokusunu çok rahat bir şekilde alıyordum. Hazan'ın vazgeçmesini, korkmasını ya da becerememesini umuyordum. Ama başarmıştı. Güçlü bir kara büyüyü köyü salmayı başarmıştı. Bedel pencereleri kapalı odanın perdelerini havalandırarak odada sürürken ne yapacaksın diye sordu. Karanlıkta öylece oturuyordum. Hiçbir şey. O seçimini yap dedim. Yatağıma geri yatıp uykuya dalmaya çalıştım. Ertesi sabah olduğunda hazırladığım çantalarıma baktım. Neler olacağını görmek için birkaç gün daha beklemeliyim diye düşündüm kendi kendime. İşler fazla çığırından çıkarsa müdahale etmem gerekebilirdi. Diğer reklamların durumundan şüphelenip izimi sürmelerini göze alamazdım. Hazan'ın çiçeği burnunda yeni kocasının cenazesinin kalkması uzun sürmemişti. Duyduğuma göre traktörün altında kalmış ve ezilerek can vermişti. Bahçemden taşınan tabutu görebiliyordum. Cenazeye katılıp neler döndüğünü görmek istedim. Cenaze alayını takip ederek peşlerinden mezarlığa kadar gittim. Cenaze namazı kılınıp cenaze gömülmeye başladığında yas tutan kadınların arasında Hazan'ı gördüm. O donuk bakışları beni bulmuş. Doğrudan gözlerimin içine duygusuz bir şekilde bakıyordu. Ne düşündüğünü anlamak o kadar zordu ki. Cenazede muhtar da vardı. Ama muhtarın karısını görememiştim. Cenaze bitip insanlar dağılmaya başladığında muhtarın yanına yaklaştım. Muhtar beni görünce hemen el pençe divan halimi hatırımı sormuş. Ben de kendisine başsağlığı dilemiştim. Eşinizi göremedim. Sağlığı iyi mi? Yardımcı olabileceğim bir şey var mı diye sorduğumdaysa muhtar. Allah razı olsun hocam. Sormayın. Benim hanım felçinde. Abimi pek severdi. Üzüntüden olsa gerek. Abim vefatının ardından birden düştü kaldı. Biz cenazeyi kaldıracağımız için abileri hanımı şehri hastaneye götürdüler. Bakalım biz de haber bekliyoruz dedi. Bu işte de Hazan'ın parmağı olduğunu anlamıştım. Geçmiş olsun muhtar. Allah şifa versin. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa kapını her zaman açık dedim ve mezarlıktan ayrılıp evime döndüm. Gecenin geç saatlerine kapım tıklatıldığında gelenin kim olduğunu biliyordum. Kapıyı açtığımda karşımda Hazan'ı buldum. Ben onu davet etmeden beni geçip içeri girdi. Etrafa şöyle bir baktıktan sonra senden ne aldım fark ettim diye sordum. Ne çaldın demek istedin sanırım diye cevap verdim. Aylar önce kapımda ölmek üzere olan cılız kız gitmiş. Yerine bir beton gelmiş gibiydi. Ödünç aldım diyelim. Sadece bir kişi kaldı. Ondan sonra o lanet büyülerle işim kalmayacak dedi. Kim kastettiğini tahmin etmiştim. Yaptıklarının bir bedeli olduğunu biliyorsun değil mi? Hiçbir büyü karşılıksız değildir dedim. Hazan öfke dolu gözlerle bana bakarak doğduğum günden beri herkes bana borçlu. Her şeyimi çaldılar. Çocukluğumu, babamı, annemi, mutluluğumu, umudumu. Benimse kimseye borcum yok. Ben yıllar sonra sonunda alacaklarımı tahsil ediyorum. Hepsi bu dedi. Ona verecek bir cevabım yoktu. Kendisini haklı görüyordu. Söyleyeceğim hiçbir şey fikrini değiştiremezdi. Bir umutla neden buraya geldin diye sorduğumdaysa hırkasının cebinden benden çaldığı büyük kitabını çıkardı. Kitabı kopyaladım. Artık orijinaline ihtiyacım yok. Al ve git. Köyü terk et. Senin burada yerin yok dedi. Kadının bu cüreti sinirlerini bozmuştu. Düne kadar ürkek bir kedi gibi yüzüme dahi bakamayan küçük bir genç kızken ne zaman bu kadar cesaret sahibi olmuştum. Nereden ne zaman gideceğime ben karar veririm. Şimdi çık git evimden dedim. Bakışlarında öyle bir öfke ve nefret vardı ki. Bana böyle bakması için ona ne yapmıştım anlamıyordum. Büyük kitabını yere önüme atıp arkasına dönüp çıkıp gitti. Beder gölgelerden çıkıp kulağıma fısıldayarak gidecek miyiz diye sordu. Gözlerimi kapıdan ayırmadan sence de burası çok güzel bir köy değil mi? Hem yazları bile soğuk geçiyor. Neden gidiyoruz ki? Belki de buraya temelli yerleşmeliyiz dedim. Bedel, peki ya diğer hüttanlar seni bulursa?
Ne olacak diye sordum. Acı acı sırıtarak. Diğer hüttamlardan kaçmamın sebebi onlardan çekindiğim için değil. Eski dergah arkadaşlarıma zarar vermek zorunda kalmamak için. Biliyorsun ki kimse kolay kolay bana meydan okuyamaz dedim. Sözlerin bedelini hoşuna gitmiş olacak ki iştahla yalanıp pençe gibi dişlerini göstererek sırıttı. Havada bir ağırlık vardı. Kötü bir şeylerin gelmekte olduğunu hissediyordum. Oturup izlemek için burada kalacaktım. Hazın tehditkar hali beni kışkırtmıştı. Birkaç gün sonrasında hastaneye götürülen muhtarın karısının ölüm haberi tüm köye yayıldı. Esas eş öldüğüne göre hala hazırda hamile olan ve muhtardan zaten bir kızı olan Hazan'ın annesinin nikahının sahibi olmasının önünde hiçbir engel kalmamıştı. Hazan, muhtarın abisinin dul karısı olduğu için de adam tüm malları Hazan'a kalmıştı. Hazan bir kişi daha kaldı derken muhtarın karısı çoktan hastaneye kaldırılmıştı. Gerçekten de muhtarın karısını mı kastetmişti? Yoksa başka birini mi kastetmişti? Emin olamıyordum. Köyde vakit geçirip olacakları beklerken kapımı hiç beklemediğim biri çaldı. Hazan'ın annesi. Artık iyice ağırlaşmış, karnı burnunda kadın neden evime kadar gelmişti? Sanırım bu ailenin kadınları gecenin bir yarısı kapımı aşındırmayı alışkanlık haline getirmişti. Onu içeri buyur edip oturma odasına aldım. Buyur Fadime bacı, sana nasıl yardımcı olabilirim diye sordum. Kadın hiç beklemeden telaşlı bir şekilde konuşmaya başladı. Hazan babası öldüğünde küçüktü. Açta, açıkta kalınca ben muhtar okuma gittim. En azından bir çatımız, bir tas aşımız olsun dedim. Ama Hazan babasına çok düşkündü. Beni asla affetmedi. Büyüdüğünde beni anlar dedim. Kabullenir dedim ama büyüdükçe hırçınlığı ve nefret daha da büyüdü dedi. Muhtar kızına kötü davrandığı için diye sordum. Kadın şaşkın bir şekilde hayır. Muhtar Hazan'la pek konuşmazdı. Doğru ama asla ona öte git demedi. Ta ki Hazan bir gün muhtara bıçak çekene kadar dedi. Bu sefer şaşıran ben olmuştum. Bıçak mı? Nasıl yani diye sordum. Fadime bacı başını eğerek gözlerini benden kaçırdı. Muhtarın abisi Halil'in karısı ölünce Hazan onunla anlaşmış. Kendisini almasını istemiş. Halil 40 yaşında adam. Tabii genç kızı görünce hemen kabul etmiş. Muhtar buna izin vermedi. Hazan muhtarla kavga edip babasının ölümü için onu suçladı. Araya girerek gerçekten öyle bir şey var mı diye sordum. Fadime bacı da hayır. Eşimde gizli kalp varmış. Bir gün tarlada çalışırken yılıp kaldı. Muhtar eşimin arkadaşıydı. Biz muhtarla evlenince Hazan babasını öldürdüğümüzü söylemeye başladı. O gece de muhtar Halil'e evlenmesine izin vermeyince bizi katil ilan edip üzerimize bıçakla yürüdü. Benim kolumu kesti diyerek kolunu iki kesiye açıp gösterdi. Muhtar onu yakalayıp çok dövdü. Elinden alamadım. Yıllarca ona bir tokat bile atmayan adamı zıvanadan çıkardı. O benim evladım. İzin vermemeliydim. Ama artık onunla başa çıkamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum dedi. Peki bu gece buraya neden geldin diye sorduğumdaysa Hazan beni korkutuyor. Gözlerinde sürekli bir nefret var. Kanıtlayamam ama içimden bir ses en azından kocasının ölümünde onun parmağı olduğunu söylüyor. Bu düşünceye engel olamıyorum. Bir damla bile gözyaşı dökmedi. Kocası ondan çok büyüktü. Pislik adamın tekiydi ama evlenmek için kendini parçalayan Hazan'dı. Nasıl evlendikten hemen sonra ölür de karısı bir damla gözyaşı dökmez. Günahını almak istemiyorum. Ama büyük avradın ölümü de normal değildi. Kadın bir anda yığıldı kaldı. Hiçbir şey yoktu. Benden bile daha sağlıklıydı dedi. Bir anne olarak içine doğanların doğru olduğunu bilse acaba ne düşünür dedim kendi kendime. Peki buraya neden geldin diye sordum. Konu nereye gideceğini merak ederek. Kadın ellerini karnına koyup bebeğim için korkuyorum. Hazan bebeğime bir şey yapacak sanki. Bakışlarını hiç beğenmiyorum. Geçenler de bana anne bebeğe bir şey olursa çok üzülür müsün diye sordu. Bu sorusu tüylerim diken diken etti. Hocam ne olur yardım et dedi. Afallayarak ama senin hamile kalmanı en çok isteyen zaten Hazan'dı. Neden bebeğe bir zarar vermek istesin ki dedim. Bunu istemeden de olsa sessiz söylemiştim. Kadın şaşkınlıkla gözlerini bana dikti. Söylemekten başka çarem yoktu. Hazan'ın bana geldiğini ve annesinin muhtardan bir erkek evlat sahibi olması için büyü yaptırdığını söyledim. Kadının yüzü dehşete çarpıldı. Bahsettiğin zamanlarda ben zaten hamileydim. Ardından düşük yapıp tekrar hamile kaldım. Ama bu aylar sonrasında oldu dedi. Kafam karışmıştı.
kadına kaç aylık hamile olduğunu sorup hesap yapmaya başladım. Aylar. Büyüğe azını verdiğim tarihe uymuyordum. Ama kadının karnı alışılmadık şekilde büyüktü. Bebeğin doğmasına az kalmış olmalıydı. Kadın kafamı karıştığını anlayınca ikiz dedim. İkizlerim olacak. O yüzden karnım normalden daha büyük görünüyor. Doğuma daha aylar var dedi. Beynime şimşekler çakmıştı. Fadime bacı, gitmem lazım dedim. Gözlerim kararmış, beynim yanacak gibi olmuştu. Ortada doğru olmayan bir şeyler dönüyordu ama ne. Fadime bacı ayağa kalkarak, hocam iyi misiniz diye sordu. Fadime bacının gitmesini dahi beklemeden öfkeyle bağırdım. Bedel, bedel! Sen bu çetrefili biliyor muydun yoksa dedim. Bedel kendini göstermemişti ama attığı kahkahası kulaklarına çınlamıştı. Lanet şeytan, benim kölem de olsa her zaman arkamdan kuyumu kazardı. Ve şu an o kadının bana kurduğu tuzaktan çok büyük keyif aldığına emindim. Fadime bacı kendi kendime konuştuğumu görüp korkuyla bana bakarken derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalıştım. Dış kapıyı açıp onu yolcu edecektim ki gördüm karşısında dehşete kapıldım. Muhtarın konağı yanıyordu. Fadime bacı da kapıdan çıkar çıkmaz aynı manzarayı görmüş ve feryatlar ederek koşmaya başlamıştı. Ben de peşine takılarak onu takip ettim. Konağa vardığımızda Fadime bacıyı durdurup yangına müdahale eden köylere emanet ettim. Hamile kadına bir şey olmasın, sıkı tutun dedim. Köylüler konağa girmeye, muhtarı kurtarmaya ya da yangını söndürmeye çalışıyorlardı ama alevler o kadar deli yanıyordu ki değil içeri girmek, söndürmek bile imkansız görünüyordu. Muhtarın son çığlıklarını hepimiz duymuştuk. Alevler içine kalan muhtar, çığlıklar eşliğinde kendini pencereden dışarı attı. Yere çarpıp öldüğünde dahi hala alev alev yanmaya devam ediyordu. Fadime bacı ise hem kocası için hem de kızı Hazan için feryat ediyordu. Alevler sonunda evi tüketip geriye sadece küller kaldığında köylüler içeri girip Hazan'ın cesedini aramaya başladılar. Geriye hiçbir şey kalmamıştı. O alevler normal değildi. Cin alevinin başlattığı bir yangındı. Bundan emindim. Büyük ihtimalle Hazan altından kalkamayacağı bir büyüye bulaşmış ve işler ters gidince alevler etrafı sarmıştı. Değil Hazan'ın cesedi. Ondan geriye bir kemik dahi kalmazdı. Evime dönerken gözyaşları içinde kenara çökmüş olan Fadime bacıyı gördüm. Göz göze geldiğimizde artık bebeğin için endişelenmene gerek yok. Çünkü artık Hazan yok dedim. Evime son kez girip hızlıca eşyalarımı tekrar toplamaya başladım. Bedel omurgamı üperterek yine kulağımın dibinde fısıldamaya başladı. Demek sonunda gitmeye karar verdin dedi. Onun geleceğini biliyordum. Her zaman arsız ve yüzsüz olmuştu. Korkmak nedir bilmezdi. Tıpkı beklediğim gibi kulağımın dibinde bittiği anda heybeme soktuğum incir dalını çıkardım ve kapının arkasına geldiğim Bedel'in gerçek adının yazılı olduğu ceylan derisini kırbaçlamaya başladım. Bedel'in gözleri dehşetle açıldı. Yalvarmaya dair fırsatı olmadan kulak yırtan bir şekilde feryat etmeye başladı. Çırpınıyor, kendini sağa sola çarpıyor, bütünlüğü bir bozulup toz oluyor, bir tekrar birleşiyordu. Ona şimdiye kadar çok tahammül etmiştim. Yaptığı tüm hataları görmezden gelmiştim ama bu sefer ipin ucunu kaçırmıştım. Kan ter içinde dizim üzerine yığıldığımda Bedel balçık bir çamur birikintisi gibi odanın zeminine yığılmıştı. Nefeslenmeye çalışarak benden sakladığın başka bir şey var mı diye bağırdım. Bedel şekil almaya çalıştı ama başaramayarak tekrar zemine yığıldı. Acı çeker bir şekilde Hazan ölmedi dedi. İncir dalını yoğunumun içine iyice sıktım. Onu öldürmemek için sakin durmaya çalışıyordum. Benimle bu zamana kadar alay edecek cesareti göstermesi onun aslında ne kadar aptal olduğunu gösteriyordu. Derin bir nefes çekerek dişlerimin arasından son bir soru daha sordum. Hazan, o erkek bebek gebelik büyüsünü kim için yaptırdı dedim. Bedel cevap vermeye çalışırken ince bir ses cevap verdi. Kendisi için. Sesin geldiği yöne kafamı çevirdiğimde gözlerim fal taşı gibi açıldı. Hazan, ölmediğini biliyordum. Ama buraya kadar gelebilmen ne cesaret. Fırsatın varken kaçıp gitmeliydin dedim. Hazan yerde çamur yönü gibi duran Bedel'e bakarak bana yaklaştı. Artık cinleri görebiliyordu. Kalbini onları görebilecek kadar karartmıştı kara büyüyle. Bakışlarını bana çevirip sanki şaşırmış gibi yaparak oğlunu taşıyan kadını öldürecek misin yan diye sordu. Ne cevap vereceğimi şaşırmıştım. Değil diyecek bir kelime bulmak, ne düşüneceğimi daha şaşırmıştım. O an taşlar yerine oturdu. Hazan'ın o büyü yaptırması benim için miydi?
Sakalıma nasıl ulaşmıştı? Sık sık sakallarım ucundan keserdim. Evime gizlice girip çöpümü karıştırmıştı. Beden, sen ölürsem yeridir. Eminim, kızın evime girdiğini dahi biliyordu ve benden sakladı. Yerde yatan bedele baktığımda gözlerini köfke okudu ve korkuyla çamur yığını bedeniyle odanın köşesine sürülmeye çalıştı. Tekrar Hazan'a dönüp, demek bu yüzden benimle yakınlaştın diye sordum. Hazan başıyla onaylayarak, ama sakın alınma, emin ol benim de gönlüm var dedi. Peki neden diye sordum. En azından nedenini öğrenmeliydim. Belki o zaman uzun zamandır ilk kez hissettiğim boyan kırıklığı hissinden kurtulabilirdim. Omuz silken Hazan, güç için, bilmiyor olabilirsin belki ama benim babam da bir cinciydi. Muhtarla arkadaşlardı. Beraber sık sık hazine avlarına giderlerdi. Babam hazinecilerini bertaraf etmek için büyüler, muskalar yapardı. O muhtar, işte bu yüzden babamın katili. Hala ne yaptığını bilmiyor. Ama hazine cinlerine bulaşmak babama çok pahalıya mal oldu. Muhtar ve abisi altını bulup aldılar. Babamsa hazine cinlerinin intikamını aldı sadece. Kalp krizi değil mi? Düşüp ölmüş diyerek acı acı güldü. Üstüne aç bilaç biz ortada kalınca annem kendisini karı diye aldı. Hem hakkımız olan altını hem de annemi düşünsene. Benim en büyük dileğim sandın. Senin gibi birinin köyümüze gelmesi benim için ne büyük şanstı. Babam öldü. Doğru ama beni asla bırakmadı. Çocukken bana öğrettiği her ilim hala burada, aklımda kazılı. Senden çaldığım kitabı nasıl bu kadar rahat kullanabildim sanıyorsun? Babil'in çöpü. En lanetli büyüler kitabını içinde taşıyan Karavüttam. Senden bir oğlum olacak, düşünsene. Ne kadar güçlü bir çocuk olacak. Nasıl bir hüttam olacak. Annesini korumak için her zaman yanımda olacak. Ben daha ne isterim dedi. İyice sinirlenerek. Onu sana bırakacağımı nereden çıkardın diye sordum. Hazan da ne yapacaksın? Bir bebeği annesinden mi ayıracaksın? Tıpkı kendini annenden ayırdığın gibi. Düşünsene, anneni terk ettin. Kim bilir arkandan nasıl da acı çekiyordur dediğinde artık iyice delirdim ve sus artık diye ağzım çıktığı kadar bağırdım. Hazan damarımı bastığını anlayarak hemen sustu. Eşyalarımı toplayarak onu ittim. Hiçbiriniz umurumda değilsiniz diyerek kapıdan çıktım. Köy meydanından geçerken Hazan meydana fırlayarak feryat etmeye, üstünü başını yırtmaya başladı. Köylerden yardım istiyor, benim evi yakıp onu kaçırdığımı, istismar ettiğimi haykırıyordu. Şok olup kalan köylüler bir süre sonra aralarına fısıldaşmaya ve daha sonra birkaç üzerime yürümeye başladılar. Neredeyse bir senedir buradaydım. Tüm köylüye bir şekilde yardım dokunmuştu. Ama onlar bana ne olduğunu dahi sormamışlar. Üzerime yürümeye başlamışlardı. Bedel diye seslendim. O pis varlığını kaldır. Derhal buraya gel dedim. Cümlem biter bitmez. Bedel korkuyla yerimde bitti. Yediği dayaktan sonra daha tam manasıyla toparlanamamıştı bile. Koca bir fırtına yarat. Evlerin çatıları dahi sağ olsun. Ben yeterli uzaklığa gidince dur dedim. Lafımı ikiletmeden ben yürümeye başladığımda arkadan her şeyi savuran bir fırtına başladı. Son kez arkamı dönüp Hazan'a baktığımda rüzgardan tek etkilenmeyen kişinin olduğunu gördüm. Elini karnına koymuş, kendinden memnun bir şekilde gidişimi izliyordu. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup, bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.